Ömer İbni Hattab gibi İslam toplumunun çok muteber, ileri gelen şahsiyetlerinden birisi ki bildiğimiz gibi on küsur senede Müslümanlara emir-i mümininlik yaptı. Onun hadis rivayet ettiği, yani peygamber şöyle diyor deyip gezdiği için defaatle Ebu Hureyre'yi dövdüğünü susturmak için, yani sen yapma bu işi bozuyorsun diye dövdüğünü yine Ebu Hureyre anlatıyor. Başkaları anlatıyor, Ebu Hureyre de kendisi de anlatıyor. Yani beni diyor kaç defa dövdü. Ama gene de çenesi duymamış. Bu bakımdan bir şeyin, yani hadis diye, peygamber söyledi diye söylenen bir sözün elimizdeki kitaplarda yazılı olsa dahi, bu kitap Buhari'de olsa, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'i de olsa, İmam Malik'in Muvatta'ı da olsa, Sahih Müslim de olsa, İmam Müslim'in, yok İbn-i Mace'nin, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un falan, yani neyse hangi kitap olursa olsun, bilelim ki bu kitaplara bu hadisleri alan, yani bu sözleri, Peygamber'in söylediği sözleri alan kişiler kendilerine vahiy gelen kimseler değillerdi. Peygamber değillerdi. İnsanüstü varlıklar falan hiç değillerdi. Öyleyse bizim gibi insandılar. Ne var ki bu işle uğraşmayı iş edinmişliğiyle bizden farklı idiler, hepsi bu kadar. O zaman bunlar yanlış yapabilir mi? Yapabilir. Bütün insanlar yapar çünkü. Bunlar da yanlış yapmış mı? Yapmış. Hadislerde eleştiri metodu olarak dirayet metodu, metin tekidi metodu ve rivayet metodu diye üç metot olmasına ve kullanılması gerekmesine rağmen hemen tanıdığımız tüm hadis imamları yalnız başına ve en ağırlıklı bir şekilde rivayet metoduna ağırlık verdikleri, hemen yalnız o metodu kullandıkları, dirayet metoduyla metin tenkidi, yani hadis metninin kitaba uyup uymadığıyla ilgili eleştirel bakışa hemen hemen hiç denecek derecede itibar etmediğini biliyoruz. Elimizdeki kaynaklar, metinler hep bunu gösteriyor. Bundan dolayı da eleştiriler kendilerine Gale Resulullah, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki diye başlayan ve arkasında işte şuraya bu şekilde getirilen şeyler hep bu haberleri kendilerine anlatan, nakleden kişilerin kişiliğine bağlı olarak mütalaa edilmiş. Metin hiç tenkit edilmemiş. Yani peygamber böyle bir söz söyleyebilir mi, söyleyemez mi düşünülmemiş. Bu söz dirayeten, yani akıl yoluyla hiç peygamberin sözü olabilir mi, olamaz mı diye düşünülmemiş. Kim bu sözü nakletmişse filan ravi, o ravi doğru sözlü mü değil mi? Yalan söylemiş mi, söylememiş mi? İşte daha başka hadiste rivayet etmiş mi, etmemiş mi? Yahut o rivayet ettiği şahsı görmüş mü, görmemiş mi? Görmesi mümkün mü, değil mi? Yani yalnızca rivayet açısından ve o şahsın kişiliği açısından meseleye bakılmış. Kaldı ki insanlar ne kadar dürüst, ne kadar doğru sözlü olurlarsa olsunlar, yine de yanılmaktan geri kalmazlar. Çok dürüst, çok iyi bir insan yanılmaz mı? Yanılmamak Allah'ın vasfı, onun sıfatı, insanların değil.